Sebebi ne olursa olsun saç kaybı yaşamış herkes için uygulanan bir şey bu. Öncelikle kişinin bundan bir rahatsızlık duyması lazım tabii. Evet. Saç kaybından rahatsızlık duyan herkes için uygulanabilir. Dökülmenin boyutu, çapı, şekli ne olursa olsun, sebebi ne olursa olsun protez saçı diğer saçlandırma tekniklerinden, uygulamalarından ayıran en önemli özellik bu. Çok çok perukla karıştırılıyor bu aslında. Evet. Genel olarak peruk mu diye sorulur bize ama aslında perukla çok benzetse de ilgili bir şey değil. Çünkü peruk anlık çıkarılıp takılmak yöntemiyle kullanılan bir günlük pratik eşya gibi düşünün peruğu. Ama protez saçı bir defa uyguladığınızda bunu belli bir periyotlarla hiç çıkartmadan kendi saçlarınızla neler yapabiliyorsanız yani kuaföre gitmek, şeklini değiştirmek, boyatmak vesaire gibi kendi saçlarınızla yapabileceğiniz her şeyi yani model vermek, desen vermek, işte dalga boyunu değiştirmek, rengini değiştirmek gibi, havuza denize girmek gibi, banyonuzu yapmak gibi bunları bütün bu aktivasyonları günlük aktivasyonlarınızın içerisinde hiç çıkartmadan kullanabileceğiniz bir şey olduğu için peruktan çok farklı bir şey.